İngiltere gündeminde yaşanan son gelişmeleri derlediğimiz haber turumuzla başlıyor programımız. Bu haberlerin detaylarına londraaktüel.com web sayfamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. İngiltere'de 7 Temmuz 2005'te gerçekleşen ve 52 kişinin ölümüne neden olan intihar saldırılarının 18. yılında başkent Londra'da anma töreni yapıldı. Hyde Park'ta düzenlenen törende saldırıda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve anıta çelenk bırakıldı. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin isimleri de törende okundu. 7 Temmuz 2005'te gerçekleşen saldırılar İngiltere'nin 11 Eylül'ü olarak anılıyor. Samsun'da yapımı devam eden 10 katlı şehir kütüphanesi, Londra'da düzenlenen 2023 International Property Awards Avrupa Gayrimenkul Ödülleri yarışmasında Avrupa'nın en iyi kamu binası mimarisi ödülünü aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Kütüphanesi'nden sonra burası Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi olacak. Mimarisiyle de farklı bir yapı. Bu özelliğiyle de Avrupa'nın en iyi kamu binası mimarisi ödülünü aldı. Bu bizi gururlandırdı, dedi. İskoç hükümeti, kişisel kullanım için uyuşturucu bulundurmanın suç olmaktan çıkarılmasını önerdi. Öneri, uyuşturucu yasalarını yumuşatmak için planları olmadığını söyleyen İngiliz muhafazakar Birleşik Krallık hükümeti tarafından reddedildi. Bağımsızlık yanlısı İskoç Ulusal Partisi liderliğindeki yarı özerk Edinburgh hükümeti, Cuma günü yaptığı açıklamada uyuşturucu bulundurmaya yönelik cezai yaptırımların kaldırılmasının güvenli, kanıta dayalı zarar azaltma hizmetlerinin sağlanmasına izin vereceğini söyledi. İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu SMMT tarafından yapılan açıklamada, ülkede bu yılın Haziran ayında trafiğe kayıtlı olan otomobil sayısının %25,8 artarak toplam 177.266'ya ulaştığı kaydedildi. Açıklamada, ülkede bu yılın ilk yarısında ise trafiğe kayıtlı olan otomobil sayısının %18,4 artarak toplam 949.720'ye yükseldiği bildirildi. İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili Ian Duncan Smith, başkent Londra'da düzenlenen 6. Kıbrıs Türk Kültürü Festivali kapsamında İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türk topluluğuna görüntülü mesaj gönderdi. Milletvekili Smith, mesajında İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne direkt uçuşla seyahat edemediğine işaret ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğrudan uçak seferlerinin başlatılması çağrısında bulundu. Smith, yapılması çok basit olan bu meseleyi çözüp çözemeyeceğimizi görmek için hükümetle görüşmeye devam edeceğim ve bunu yapmaya çalışmalıyız ifadesini kullandı. Kıbrıslı Türkler, Türkiye ya da Rum kesimi üzerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uçabiliyor.